Ya biz bir gün Mesut oturduk, Barcelona'daydık hatta. Bir akşam oturduk, biz bütün eskileri açtık, konuştuk, koyduk masaya. Sohbet ettik, anlattık. En son hepsine teşekkürler, iyi ki girmişsiniz hayatımıza falan dedik. Bu manyakları yaptık. Öyle mi? Yani onlar o... Ya o ilişkiler olmasa bozulmasaydı biz bir araya gelmeyecektik. Hem öyle hem de biz... Şükürler olsun saçmalamışlar. Şükürler olsun ya da hani... Ne biçim program oluyor ben bugün anlamadım. 10 dakikada şükrediyor Allah'a bakın. Tamam edelim hepimiz edelim de yani. Tamam. Yani bize öğrettikleri ve kattıkları şeyden sebep... Biz evet. Birbirimizi bulduğumuz zaman neye sahip çıkmamız gerektiğini daha iyi anladık. Aynı yani. Güzel ifade ettin. Öyle evet. Söyleyeyim. İnşallah sizin hayatınız sonra girecek olanlar da size teşekkür ederim. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla başlıyor. Hadi hep beraber la la la. La la la. La. Aslanlar. Dur. Şimdi ilk bölüm açtık ya la la la. Onu bir daha yapacağız. Çünkü biz şimdi bir yayınlara bir ay ara vereceğiz. Şu geldiğiniz bölüm yeni sezonun ilk bölümü. Neye üzüldünüz ama? Zaten bunu izlediniz. Neye üzüldünüz ama? Kaçırdık ya. Nereden izleyeceğiz şimdi? Of. Of abi. Hem paramızı alır hem hiçbir şey izletmiyorlar ya. Oğlum siz neye üzüldünüz? Ben bir anlasam. Zaten buradasınız. Yani çekip de izlemediğiniz bir bölüm yok. Hay Allah. Bana buraları koy çok saçma oldu çünkü ya. Vallahi billahi böyle duyuralım yeni sezonu. Hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. Yeni sezonun ilk bölümüyle ilişki testi alkışlarla başlıyor. Hep beraber la la la. Hoş geldiniz sevgili Evrim, sevgili Yener. Hoş bulduk. Yemin ediyorum elf gibi çift. Kadın çok güzel, adam yakışıklı. Teşekkür ederim. Bakalım birbirinize 10 üzerinden kaç vereceksiniz? Çok merak ediyorum yani. Vallahi Evrim, nerede tanıştınız? Biz bir doğum gününde tanıştık ama ben o doğum gününde gittiğim kızı tanımıyordum. Yani beni sürüklediler oraya. Tamam. Geldi. Biz o dönem kasap diye bir oyun oynuyoruz. Oyundan çıktıktan sonra hani bir şeyler içmek hani şeydir ya adetten. O gün de hiç içesim yok, bir yere gidesim yok. Sürüklediler, beni götürdüler. İçeri bir girdim, sadece önce bir sırt gördüm abi bak, yüzünü de görmedim. Çıplak mıydı? Yok. Ha, belli yoktu. Olmaz şimdi, güzel vücutlu olsam ben muhtemelen çıplak gezerim yani. Evet, çok güzel vücudu var, sırtını bir gördüm ben bunun, bu kim ya? Yani bizim camian da hep toplanmış, yani tiyatro çevresinden. Kadınlar sırta bakar mı? Ben çok da bakmam ama o böyle etkiledi yani. Şey popoyu biliyoruz hadi ilk etapta nereye bakarsın da sırt. Sırtı. Kimin bu sırt dedin sen? Ben dedim kimin bu sırtı? Böyle oynama şıkıdım. Şıkıdım oynuyor. Ama bir, o, Yener'in de bir dans vardır. Böyle bir omuzlar falan. Oğlum kadın söyler söylemez. Niye yapıyor hemen ya? Göremiyorum buradan. Kesin görme ya. Görme. Bırak rahat olsun adam. Soyundu az evvel. Tamam. Neyse böyle biraz yürüdüm. Böyle yan profil baktım. Dedim bu kim ya? Bir eğildim dedim bu ne? Yani aşırı yakışıklı, hoşuma gitti yani adam. Yanında da Melis diye bir arkadaşım var. O da böyle şey dedim kim bu yani hiç daha önce gördüğüm bir tip değil. Vallahi ben de bilmiyorum dedim. Ben önündeki kızı görmemiştim. Böyle minnak bir kızla dans ediyorlar bunlar. Kimdi o? Doğum günü kızı. Arkadaşın ama normal arkadaş. Benim arkadaşım da aynen. Tamam. O gün senin flörtün var mıydı yine orada? Yoktu. İstiyorsam... Ben devam edeyim. Daha ya dur da... ben girişi daha yeni yaptım Yener. Tamam. Bir dakika. Yener'cim sen de sıra buyurun. Biliyordum ben nasıl. Evet buyurun. Şimdi şöyle düşünelim hani film gibi düşünürsek benim sahnede şeyde başlıyor. Ben Ayaz Ağa'mda oturuyordum o rezidanslarda. Ben de abimle böyle içmişim biz böyle gitar falan doğaçlama şarkı söylemeyi pek severiz böyle. Böyle biraz fazla kaçırmışım falan. O anda dank etti. Ha ben dedim birine söz vermiştim. Hani arkadaşım doğum günü vardı. O da tek Karaköy'de. O zaman da işte şey Miguel Ruiz'in bir kitabı var. Tolteklerin Dört Anlaşması diye. Dedim sözümün eri olmam lazım. Benim gitmem lazım. Şey o kitabı niye sokuşturdun araya saçını? Ne varmış o kitapta? Ya dört tane şey var. Madde var. Bunları uygulayınca gerçekten kendinle ilgili hissediyorsun. Neymiş maddeler? Yalan söylememek. Ben şu an kaybettim. Hadi bakalım. Bellik bir şey yok.
ben kaçtım. Tamam. Sözün nereye olmak işte? Aynı oğlum bunlar. Aynı. Dürüst olmak, gerçekleri söylemek. İyi akşamlar. Ben kitap yazma hesabıma yatırdım İş Bankası'na diye. Elimden gelenin en iyisini yapmak. Bir iki madde daha var işte. Tamam. Oldu epey çünkü. Tamam. Sen dedin ki sözüm nereye olacağım, gideceğim. Gitmem lazım evet. Sonra buz gibi su, duşu açtım. Böyle bir kendime geldim falan, giyindim. Aynı evrim. Oğlum yani. Çok baştan anlatıyorsun bize ya. Bir gün önce de 4 tane yumurta yediğim için yorgun kalkmışım. Duşunu anlattı adam bize. Bize ne duştan ya? Ona da dedim ya, dedim. Ha. Bak dedim. Daha evde. O da zorla gelmiş ya, ben de böyle biraz hani gitmem lazım diye gittim ha. Aslında. Yani hikayenin... Duşu anlat acık. Duşta ne oldu? Tamam. Sonra neyse apar topar gittim. Baktım orada işte şey, doğum günü kızı vesaire. Kız da böyle sen bir... gördün mü o gün? Gördüm. Sonra gördüm. İşte kız çok mutsuzdu böyle. Birkaç kişiyi çağırmış da beklediği kişiler gelmemiş falan. Dedim bırak ya, dans edelim biz. Hani onlar çatlasın Instagram'da görünce falan. Biz dans ediyoruz işte. Sırt orada. Ya bayağı da samimi dans ediyorlar. Ha. Ben o yüzden arkadaşıma sordum. Bu dedim bunun sevgilisi mi acaba? Arkadaşım dedi ki hem doğum günü kızı o dedi. Hem de büyük bir ihtimalle sevgilisi. Ama biz böyle tespit yapmaya çalışıyoruz. Hocam var mıydı en ufak bir şey? Açık ol. Yok kızla ilgili yoktu. Ben hani motivasyon olsun dedim kıza. Hani hadi gel. Yapar falan. Bu arada. Tanıdıktan sonra anladım. Yapabilir. Bahşer'in dört tatlısını da uyguladım kıza da yani. Kulağı ile iletleşedin. Yalan söyleme. Sözün neri ol. Götünü kıvırt. Twerk. Dört tane madde. Tamam. Sonra aslında ben de göz göze geldim. Evrimde kata çıktı. O böyle ayrı bir kattı. Doğum günü katı. Böyle bir göz göze geldik falan. Bir şey oldu. Bir de çok güzel bir gülüşü var evrimin. Bence onlar de. Böyle pıtı pıtı yaklaşmaya başladı falan. Sana doğru. Evet, aynen. Ya ben kıza gittim, tanımıyorum da kızı. Bir doğum gününü kutlayayım dedim en azından. Tamam. Gelmişti buraya. Dedim ki doğum günün kutlu olsun falan. Bu buradan böyle girdi. Siz tanışıyor musunuz diye. Hala omuzlar devam yani. Sen niye böyle yılansın lan koca gece? Tamam, geldi böyle. Aa böyle sonra Mesut yemin ediyorum bak etraftaki her şey blurlaştı. Ya biz bir sohbete başladık. Bir muhabbet etmeye başladık, böyle tık 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 gittik işte o gittiğimiz mekandaki köşede bir yere. İşte sohbet, muhabbet, ha ha ha, hi hi hi. O gece... En güzel yerde kesti ya. O gün öpüşüldü mü? Öpüşüldü. Vallahi. Tabii. O gün el ele tutuşuldu. O mekanda mı? Evet. O gün uyundu mu? Uyumadı. Uyumadık. Uyuyamadık yani. Oho! İlişki testinde sert rüzgarlar. Buradaki en güzel kelime şu, uyutmadı pezevenk. Ben yatacaktım aslında da. Orada kıpır kıpır yatakta da. Sen dört tane madde söyleyeceğim bak. Asla yalan söyleme. Sözün nereye ol? Şimdi sırtıma bak. Bu da üçüncü madde. İşte böyle ya. Ne güzel bir yer anlattı ya. Evet abi uyunur ya. Herkes anasını satayım her yerde ilk günden uyuyor. Buraya geldiler bu 6 ay bir bok olmadı. Bokum olmadı. Annemle babam çay içtiğimizi sanıyor bu arada. Neyse. Aslında espresso içtik. Espresso içtik gerçekten. Tamam ama artık şu an evlisiniz. Evliyiz. Tamam canım anne tabii, babam güler izleyince. Aynen. Ya neyse. Aynen güler. Al güler bak. Buraları çıkarttırmışlar. Konuşan hiçbir şey yok. Sadece kitaptan bahsediyoruz başından beri. Ama nasıl flört ediyoruz ya. Bir bak burasında dövme var. Böyle gömleğini sıyırıyorum. Ha dövme falan falan. Ondan sonra... Ne işte, var dövme? Sıyır bakayım. Kurt. Hemen kurt her şeyi ya. Yapıyorsun ha. Çok güzelmiş ama dur. Ne dövmesi o? Bu kurt dövmesi. Kurt. Buluyor. Tamam. Ondan sonra ben de hemen işte kendi dövmelerimi ayağımda bir tane ver falan deyip o ayağımdakileri göstermeye çalışıyorum. Anlatın bakayım. Sende ne dövmesi var kızım? Şey ya ölüm kartı. Aslında yeni başlangıç demek. Herkes böyle ölüm kortumu falan oluyor da yeni başlangıç. Ölüm demek. Neyi? Ölüm kartı şeyde tarotta. Tarotta ha. Öyle bir şey. Başlangıç demek o. Senin kurt evet. Ne? Kurt. Normal kurt mu? Çocuk gibi kurt mu seviyoruz? Aslında hani lone wolf. Hani ya Amerika'da buna wolf diyorlarmış sürekli. Wolf. Ya aslında ismini telaffuz edemiyordu telaffuz Amerika'da. Yeni year diyorlardı. Yeni year deyince bakmıyordum. Hani tabii. Sen kaç sene yaşadın Amerika'da? 10 sene yaşadım Amerika'da. Kaliforniya'daydım. Vallahi ne yaptın orada? İşte film okudum. 5 sene San Francisco'daydım. Sonra Los Angeles'a geçtim. Film mi? Ha?
Sinema. Yani yönetmenlik okudum. Heh. Sonra işte yüksek lisans yaptım oyunculuk. Sen oyuncu... anladım. Şimdi sonradan... Aynen öyle demişti hocam bana yani. Hani oyunculuk okursan daha iyi bir yönetmen olursun falan dedi. Baktım hoşuma da gitti. Dedim buradan yürüyeyim. Gencim zaten falan. Tabii. Öyle yürüdüm. Şimdi mesela ilk gün etkilendiniz ya birbirinizden. Ertesi gün önemlidir ya. Çok. Ne hissettiniz ertesi gün ayrıldıktan sonra? Yani akşamına ne oldu yani? Ne kaldı his? Ya aslında şöyle bir şey oldu. Benim bazen içimde böyle bir keçörel Ankaralı bir kız çıkabiliyor birden. Tamam çıksın. Ben mekanda şey dedim buna. Ben seni götürürüm dedim. Ondan sonra dedi ki annemler izleyecek, babamlar izleyecek. Ben ne yaptım şimdi burada yani? Tamam. Ben seni götürürüm. O da omuz tamam. Evet. Sen hiç mesela hocam o gece barda sabit durdun mu mesela anlık? Herhangi bir şekilde... Duramaz. Gerçekten yani, mi? Gerçek. Hani bir böyle şey bir dans, bende. Bir yer hani öyle bir yerdeysek mutlaka dans eder ve durmaz yani. Ha anladım. Çünkü arkada ritim atıyor, akıyor yani. Ertesi mesela ayrıldıktan sonra ertesi gün kim kime yazdı? İşte şöyle oldu. Ha. Eve gittik. Daha doğrusu şöyle. Ben seni götürürüm dedim. Mekandan çıkarken biz de bir el ele çıktık. Mekandan çıkar. Tam kapının önünde dedi ki bana. Sen beni götüremezsin dedi. Hayda dedim ya. Öf şimdi. Ya dedim tamam. O zaman hani eve gideceğim ben. Sonra dedi ki ben seni götüreceğim. Nereye dedim. İşte Amerika'dan dedi bir şey gelmiş. Sanatçı. Resim sanatçı gelmiş. Onun galerisine götüreyim seni. Ya dedim ne galerisi şimdi. Gece 12:00 falan. O saatte galeriye mi götüreyim tek gidiyorum. Dedi bana. Sonra taksiye bindik. Mesut gidiyoruz Allah gidiyoruz. Neredeymiş galeri? Söyleyeceğim. Biliyoruz böyle galeride. Tünellerden ya, tünellerden falan. Geçiyoruz. O dönemde o kağıthane yeni yeni hareketleniyor. Haberim yok. Tünel münel dedim ki Allah'ım bir şeye kurban gideceğim herhalde ben. Bu beni götürüyor bir yere. Yakışıklı adamları böyle kullanıyorlar herhalde falan diye. Bir yandan... Oo! Bambaşka bir suç perdesi açıldı. Olabilir ha. Ben de giderim bu adamla istediği tünelden. Onu düşünüyorum. Mesut Bey gelir misiniz tabii? 4 madde var. Gelir misiniz? Tamam. Neyse götürdüm. Bir baktım bir şey, rezidanslar bir yerde. O dedim herhalde bir eve mi gitmişsiniz mi? Meğersem kendi evine götürmüş. Ne galeri böyle, ne karıştırdın galeri? Ya resim yapıyor aslında. Ben böyle içeri girince duvarlarda resimler var. Pul koleksiyonu gibi düşün anladın mı? Hani sana pul koleksiyonumu göstereyim. Bir girdim içeri, benim nevrim döndü. Çok güzel resimler yapmış. Abi böyle şaşkınlıkla hemen gittim resimlere bakıyorum. Aa bu ne filan. Bir döndüm buna. Dedim sen yoksa falan. O da böyle kapıda dayanmış. tam Amerikalı hareketleri bunlar ama. Tamam o zaman tam Amerikalıydı ya. Evet siz bir Amerikalı'yla bir keçörel nasıl bir yere geldiniz? Hiç sorma ya. Vallahi billahi. Direkt o gün sen galeri adı altında aslında eve götürdün. Bayağı uzaktaki eve götürdün. Evet, evet beni eve götürdü. Biz sabaha kadar muhabbet ettik ama nasıl eğleniyoruz? Bir de şöyle ben hani dedim bir şeyler içer miyiz falan. Böyle espresso içelim dedik. Böyle biraz da hani şey olalım. Ayılalım. Ama espresso üstüne espresso ha iyi. Abi, ama muhabbet hiç... muhabbete bağlanıyor. Acaba burada espresso kelimesiyle bir şey mi saklıyorlar yani? Belki şifrelidir yani yo, değil mi? Yo, yo, yo. Böyle bir yo, yo. Hani yanmayalım burada diye. Yo. Espresso yok. Beyaz mıydı? Asla değil. Bir şey olmaz ya. Ya kredi kartı falan kullanırız mı espresso içerken? Ne var? Soruyorum ya. Sormak da bir yasak. Tamam. İşte espresso içtik ama çok güzel muhabbet. Yani hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ya ben hiçbir... de yaşamadım. Sizin evlilik kaç sene oldu evlilik? Mart'ta yeni evlendik. Aslında. Mart'ta. Ama ilişki kaç sene? 4,5 sene. Ha, bayağı olmuş. 4,5 yıllık hikaye bu. Evet, tabii, tabii. Tabii. Ertesi gün sen kendin mi döndün? Ben dedim ki ben gidiyorum artık. Hani bu böyle dedim şey olmasın. Hani çirkinleşmeyelim başka çünkü şeylere. Çünkü sabah 6 oldu uyuyamadık falan. Hani ha, uyuyamam 6'ya kadar peki dursun. Çok, siz çok tatlısınız ya. Ben bir tık normal ilişki testinden bir tık daha böyle çizgi ötesi sorular soracağım. Allah. Bir şey olmaz. Bu adamın halinden tavrından... Bir şey sezdin mi o gece böyle yakınlaşma belirtisi bir şey? Yok hiç o gün hiç öyle bir şey anladım. Sezmedim. Aşırı, çok klas davrandı yani. Çok o kadar samimi ya böyle ben. söz lafı ya o kadar tatlı bir herif ki bayıldım. Dedim ki ama bu böyle bu gecenin sabahı başka türlü biterse bu dedim bu hikaye burada biter. Ben buradan çıkıp gideyim. O dönemde böyle herkese taktik maktik söylüyorum. İşte o adamı istiyorsan şunu yapmalısın şöyle davranmalısın. Bence sakın öyle yapma falan. Atıp tutuyorum millete. Tamam. Neyse ben dedim ki çıkıp ben gideyim artık evime. Kapıdayım ben de. Kapıda. Taksi çağırmışım. Taksi geldi. Artık kapıdayız yani. Dedim telefonunu vermeyecek misin?
böyle yok vermeyeyim yani Instagram'dan falan şey yaparız dedi. Taktikteyim ben. Bana dedim iyi peki falan oldu. Sonra bir döndü verdi telefonu gene. Sen beni çaldırırsın dedim ben buna. Kapadım kapıyı ben de. Dedim ya bu havalar kime? Ne oldu lan bir yerde? Lan ben ressamım köpek. Sen kimsin? Ben 4 tane madde biliyorum. Sen kimsin? Bu havalar kime dedim sen? Ya bu havalar kime dedim gireyim bari Instagram. Hani tanımıyorum da ben Amerika'daydım 10 sene. Hiç dönmedim Türkiye'ye. Hiç kimseyi tanımıyorum. Girdim baktım 45-50 bin takipçisi olan güzel bir oyuncu yani. Böyle güzel resimleri var falan. Tamam. Aa dedim herhalde dedim bunun şeyi var. Bir ilişkisi var yani böyle paldır küldür gitti falan. Ama çok sen bir hayal kırıklığına uğradın mı gitti diye hocam? Ya ben o muhabbet çok hoşuma gitti gerçekten. O kadar. Yani hayal kırıklığı bir yanım. Bir yanım wow hani. Ne bir yanım bir yanım güzel oldu nidalarla. Bir yanım oho. Aynen öyle. Tamam. Sonra kapıyı kapadım dedim tamam. Hani kapandı böyle onu. Tanışmış olduk. Hani piyasada küçük. Öyle tanışmış bitti, olduk. Bitti gitti. Ay, de, ya bir kapattı kapıyı. Ben çaldırsın diye bekliyorum. Aradan 3 gün geçti ya. Çaldıran, 3 gün? 3 gün çaldıran yok. Eden. Yani numarası da yok senin tabii. Yok bende numara. Bir tek Instagram. Dedim ki çok pis bir taktiğin içinde şu anda eriyorum. Sıçtık dedim yani bir şey oluyor burada. Nasıl çaldırmaz benim gibi kadının telefonu nasıl çaldırmaz? O da ona demiş sen kimsin yani ya hikayeye bak. Tamam. Aynen öyle. Neyse ben Instagram'a girdim ama bu arada fotoğraflarımı da like diyor sürekli hepsinin pet pet. Haa tamam. Bir şeyi de var. O var. Yani bir olay da var. Aklımdasın ha. Sonra ben dedim dayanamayacağım. O dönemde bizim hikayede bir dizide setteyim böyle karavandayım böyle kuruluyorum ya. Niye çaldırmıyor bu? Neyse buna şey yazdım. Numaramı geri ver dedim. Öncelikle... Öncelikle taktik dolu, zeka dolu bu cümle için. O sana ne cevap yazdı? Öncelikle sözün eri ol. Tamam. Yazdım tabii. Böre böre güldü. Şeyde yani... Hoşuna gittin mi sen? Çok hoşuma gitti. Tabii. Çok güldüm. Hemen aradım sonra zaten. Tamam. Sonra bir daha nerede buluştunuz? Sonra ben onu Cihangir'e çağırdım. Dedim ki işte bir şeyler içeriz falan. Tuttu bu defa da dedi ki arkadaşlarımın doğum günü var oraya gitmem lazım. Hayda dedim ne yaşıyoruz yani biz? Tamam dedim okey hani sen git doğum gününe. Neyse gece saat böyle 12 falan. Tamam. Ama baktım arıyor beni. 2 gün sonra. Baktım arıyor. Ay dedim bu dedim işkembeci ya. O ne diyeceksin? Ya gece böyle içip İşkembeci içip. Mi? Bak söyleyeceğim. İşkembe çorbası muamelesi yapan erkekler var bazı kadınlara. Gecenin belli bir saatinde 11-12. Yani işkembe çorbası içmeye gitmez de böyle... Merhaba. Merhaba. Sen beni görmüş olabilir misin yakın zamanda? Hayır, hali tavrı da bir benzedi bana yani. Birebir beni yapıyor gibi. Tamam. Dedim baktım arıyor, eyvah dedim ya. Tam böyle işkembe. Ama içmemiş meğer. Yok, içmiş ama telefonda bana tatlı tatlı. Ben seni özledim, seninle sohbet etmeyi özledim. Dedim tamam, birazdan geleyim mi sana diyecek. Aa demedi. Vay. Yeah. Dedim ben taktiğin içinde ölüyorum. Yani bir şey yapıyor bana. Ama her şeyi taktik zannedemeyiz. Evet, öyle sanıyordum onu. Var mıydı taktik hocam? Ya taktik yoktu. Şöyle ben yüksek lisansımı bitirirken bir karakter yaratmak zorundaydım. O karakter de aslında karşı cinsi tavlama bir... Evrim taktik bir varmış. Onu anlatıyor gayet ben varmış. Hayır şöyle. Ne demek lan o karakter yaratmak zorundaydım? Ya öyle bir karakter yarattım ben. Hani bu karşımızdaki sen değil misin? Yarattığın karakter mi şu an? Hayır orada... Metaverse'ün mü geldi senin buraya? Hayır şöyle güzel şeyler öğrendim. Hani taktik diye girmedim olaya. Ama şeyde tutmayı öğrendim orada. Çok çok sulu olmamayı öğrendim açıkçası. Senin söylediklerin hareketlerin tam uyuşmuyor yani. Yani çok hani cıvıtmadan o hani klas dediğiniz şeyi... Bence işte öyle bir mesafe... Anladım. Yani ama tam, minik tam, bir şey varmış. Ama onu kafa yormuş. Diye girmedim yani. Anladım. Bunu kaybetmeyeyim diye aslında. Evet evet. Vay. Yani o sonra aynen. Anlıyoruz ki gerçekten kaybetmek istemediği için. Yani çok kaybetmiş. Hassas davranmış çünkü çok
kıymetliydi o yaşadığımız birkaç gün o dönem içinde. Evlenme teklifini hanginiz etti? Bu arada yaşlar kaç? Ben 44 yaşındayım. 44-38? Evet. Ha, sen bu arada hiç göstermiyorsun. Ben söylememe teşekkür gerek yok. Teşekkür ederim. Vallahi. Ben 41'im. Böyle şöyle olur mu yani görüntü şu an? Bunu şu an gülemezsiniz yani. Tamam en azından. Gülmeyin de bari kendim üzüleyim tek başıma yani. hiç yani. Bizim evlilik teklifi de aslında böyle teklif gibi olmadı ya Mesut. Biz şey... Böyle gene bir kafamız güzelken evleneyim ya. Ama şöyleydi biz hani arkadaşlarla tatile giderdik, yemeğe giderdik falan. Yani o şey çok belli oluyordu. Zaten hemen aslında hemen değil de böyle bir iki ay içinde falan beraber yaşamaya başladık. Yani ben kim kime gitti? Ben gelmişimdir. Ha evet Cihangir'e geldi. Tabii ben geldim. Yerleştin. Yani çantamla gidiyordum. Tabii. Bu, haftada kaç gün kalıyordun Yener? Ya işte iki günlüğe gidiyordum ama... Ama en son şimdi çıktık aynı evden. Ha bir de şey boynuma... Ya bu arada belli bir süre geçti aradan. Bu bana işte ruh eşim falan demeye başladı. Dedim sus öyle tehlikeli şeyler söylüyorsun. Tabii büyük laflar onlar çok ya. Çok büyük laflar gibi geliyor ama. Ama ben hissettim yani. Ama şey. Bir şey diyeyim hakikaten öyle bir şey oldu yani ruh eşim gibi yani. Ruh eşin. 8 milyar yıllık dünyada denk geldiniz ruh eşinizi buldunuz. Ruh eşi misiniz birbirinizin? Evet öyle. Gördüğünüz gibi saygıyla dinliyorum. Hayır, bir astroloğa gittik bu arada. Ruh eşsiz mi? Onlar ayrı dolandırıcı. Ne dediler? Var ya tencere kapak. Hadi bakalım 5.000 dolar. Sikle gidin şimdi. Ya kadın gerçekten bulmuşsunuz birbirinizi. Der tabii ya. Kim bir daha gelin istemez? Ben der mi yani? Bok gibi olmuşsunuz der mi? Kim der yani? Kaç para kaptırdınız astroloğa? Ona bir şey vermedik. Ama sonra gittik. Belli ki evrim vermiş. Senin haberi yok durumdan. Ne kadar kaptırdınız evrim? Ne? Astroloğa ne kadar kaptırdınız? Vallahi hiç hatırlamıyorum da yani 250 o zamanın parasıydı. 4 sene önceden bahsediyor. Hemen gittim. Ekonomiyi düşünürsek şimdi ne 30 bin lira sadece. Şimdi... Mesut Süreyle solcuyum devam ediyor. Bak kafadan... Şu kurdu da sileceğim senin önündeki kurdu ben. Solcağım Önder Sağ gibi solcu. Hiçbir şey kabul etmiyor. Tamam. Sonra boynuma 3 tane anahtar astı. Ya hocam nasıl hareketler bunlar ya? Bak bu benim evin anahtarı, bu arabanın anahtarı. Yok. Neymiş onlar? Kesin çakra makradır. Yok değil. Neyi i̇şte, açıyormuşum? Dedi ki bir tanesi büyükten küçüğe doğru. 3 tane ne? Üç tane. Anahtar astı. Anahtar, kolye mi? Kolye, anahtar. Şu an yok galiba üzerinde. Yok. 3 tane astı en küçükten en büyüğe doğru. Neymiş? Aklı, kalbi ve beli diyeyim. Bel mi? Yani. Yani. Aklı kalbi. Ne diyorlar? Ben bir şey mi saklıyorlar benden? Ben salak mıyım bu hikayede? Üç dediniz, aklı kalbi o kelimeyi duyamadım. Beli. Yani. Anladın sen. Abi uçkurundan bahsediyorum. Hani, uçkur. Yani aklı. Ha bel. Oh. Ne keko kullanın bel ne ya? Biraz daha bir şey bulun ya. Belini tut anlamında. Yani benimkiler yok, sana emanet etti. Kendi anahtarımı verdi. Kendi anahtarlarını verdi bana. Aklım senin, belim senin, kalbim pipim senin. Bu üçü. Dümdüz. Hiç anlamamış. Ne bu? Anladım. Bak ne kadar klas bir hareket yapmışsın. İşte herkes anladığı kadar yani. Evet. Ne var abi? Biz kendimizi eleştirelim. Bir şey olmaz. Tabii. Tamam. Sen peki etkilendin mi bundan yoksa arkadaşlarına böyle dalga geçer gibi anlattın mı? Ya ben hala diyorum ki bu çok taktik işlerinde yani. Evet abi bu ne ya anahtar. Var mı böyle birbirine anahtar takan? Oğlum bak 500 kişiyiz lan. Abi bu sana özgü bir şey belli ki. Bak var mı işte? Var mı bir anahtar takan? Bu aklın, bu kalbin, bu kötü var mı bir anahtar? Yok abi. Yok ya yok. Anahtar yok işte. Ama işte bazı bunu şeyler... Bunu sen nerede öğrendin? Bu şeyden mi yine? Karakter yaratmam lazım falan o mu? Yok bu anında gelişti. Ya o bende zaten vardı hani böyle... Anahtarlar vardı sende. Aynen. Sen o... Ben nasıl bir çocuğa denk geldim ben? Sen anahtarları saklıyordun. Dedin ki ruh eşimi bulunca vereceğim. Vallahi ben ilk sordum da kaç kişiye taktın lan dedim ilk bu anahtarları. Yemin ver bana bu anahtarları kime taktın daha önce? Sana yemin takmamış ediyorum. Takmamış ya. Ben kendim giyiyordum onları. Onları kendi takıyormuş. Sonra... Yani sonra... Kaç sene taktın? Bir sene falan herhalde. Bir kere takmış. Bir sene taktın mı gerçekten? Yani hani bir sene sürekli giymedim. Mesela tamam.
Evrimden önce aklım, kalp, üç anahtar burada duruyor, tamam mı? Aslında onu düşünmemiş. Tasmalı gibi kalbim dememiş. Kendisi o anda o anda karar vermiş. Anladım. Burada duruyor anahtarlar. Bir tane kızla da öpüşüyorsun, sevişiyorsun. Kız da dedi ki ne bu anahtarlar? Ne dedin? Cevaben. Evrimden önce. Bir şey demin. O da sormamış. Ama sorulur abi. Ben üç tane anahtar görsem sana, ben çıkarım senin evinden. Korkarım yani. Değil mi? Normal bir hareket değil yani bu. Anahtar hareketi. Yani böyle şeyli anahtarlar böyle. Nasıl? Şekilli. Ya böyle eski... Sen mi yaptın elle? Eski kasa şeyleri olur ya böyle. Hani kapı anahtarları. Yapma ya, büyük büyük. Küçük. Hani böyle küçük. Yani işte küçük. Küçük olan hangisiymiş? Hayır, küçük olan öbürü ise karşı taraf baştan hayır diyebilir. Küçük olan akıl. Akıl. Ortanca? Kalp. Uç kurup üyeye mi koydun? Oğlum sen az anasının gözü değilsin ha. Bunların tamamı taktik. Bunların tamamı taktik hocam. Yok, sonra tanıyınca anladım ki gerçekten bunlar hep onun kalbinden. Dört buçuk yıldır dolandırılan bir kadın. Lan büyü yapmış adam, sana haberin yok. Vermiş anahtarları, güvercin kanatını koymuş, işemiş oraya. Gözün de senin tam bakmıyor. Deli gibi bakıyor. Büyü yapmış bu adam sana. Yok yok. Çok tatlısınız ya bu arada. Gerçekten. Hiç ben böyle saçma bir şey duymamıştım. Bundan herkes etkilenir ya. Peki böyle hep iyi mi anlaşıyorsunuz? Kavga dövüş olmuyor mu hiç? Hiç ya. Çok ağır. Evet. Çok hani tartıştığınız oluyor ama öyle kavga olmuyor. Kavga. Yükselmiyorsunuz hiç. Hiç yok. Böyle hakaret hamiz bir kelime çıktı mı ağzınızdan? Hakaret çıkmıyor. Yok ya. Hakaret hiç. Hamiz. Neymiş? En küçük anahtar gibi düşün. Şey ya böyle hani. Hakikaten tamiz böyle. Karşı tarafı kırıcı. Yok. Yok, olmuyor gerçekten. Çünkü ya yani şöyle bir noktada buluştuk aslında biz. O kırıcı ilişkileri aslında ikimiz de geçirmiştik. Evet ya. Ya yani o çılgın her türlü küfürün geçti. O zaman siz birbirinizin ilk uzun ilişkisi değilsiniz. Değiliz. Evlilik var mı daha önce? Var, bende var. Açalım mı bu konuları? Yok, fark etmez. Sende ne var? Bende evlilik yok. Anahtar var mı evvelin? Abi kale kapısı var, kocaman bir anahtar. Onu en çok aşık olduğum kadına takacağım diye. Peki. Kaç senelik bir ilişki oldu evimden önce hocam? Evimden önce 2 senelik bir ilişkim vardı. Ne kadar önce ama? Yaklaşık 1,5 sene önce falan. Öyle mi? Evet. Anladım. Ondan önce işte en fazla... Dur, çok merak ettim. Onunla nasıl tanıştın? Onunla da mesela o 2 senelik ilişkine de böyle ince şeyler söyledin mi? Yok. Evrimle mi başladı senin bu tatlı halin, yoksa hep mi böyleydi? Evrimle başladı ya. Ya vallahi. Çünkü o şey hayır, frekans... Hayır, ben hep böyleydim. Ya aslında yani mizaç olarak şeyim tabii, kibar bir insanım herhalde. Bence de. Çok biz çok öğreneceğimiz çok şey var. Çok zarifsin. Kendimi böyle ayı ol ayı gibi hissediyorum karşında. Ama hoşuma da gidiyor. Ben doğru yerdeyim yani. Senin evlilik ne kadar sürdü? 8 yıl. O çokmuş. Evet. Kim ayrıldı? Beraber karar verdik. Evet. Görüşme var mı hala? Tabii şey. Tabii. Görüş tanıştılar bile. Öyle mi? Tabii. Bedeli yetme. Evet. Bir tane de ona anahtar vermiş. Hiçbir yere açamazsın bundan sonra. Al bunu şimdi. Ne yaparsan yap. Pis gibi açmaz bu anı, söyleyeyim. Tanıştılar. Ya o ne da güzel. Çok iyi. Bravo ya size. Evet. Ne yaptın? Nerede oturdunuz? Öyle tanışma değil, bir yerde gördük. Bir tiyatro gördük. Oyununun öncesinde tamam. Karşılaştılar. Senin oyunun? Yok, başka birinin oyununda. Denk geldiniz yani. Denk geldi. Tamam. Ama ondan sonra da Cihangir'de çok defa karşılaştık. O da orada oturuyordu. Tamam. Yani beraber... Oturup lafladınız. Lafladılar, beraber tamam. Konuştular, çok sohbet ettiler. Tabii de elini sıktım falan. Sıkmıştım elini. Bu ayın tek elini. Duş aldım akşamına, onu söyleyeyim. Anladım. Nasıl hocam, bir şey oldu mu böyle? Normal biri gibi mi? Ya normal biri gibi, aynen. Değil mi? Çünkü öteki şeye takılınca böyle anlamsız, yani biten bir şeyi sürdürmenin pek bir anlamı yok aynen. Yani. Geldiğin için hayatı zorlaştırırsın ve yorulursun evet ya. Yani. Aynen öyle. Değil mi? Yani ilişkiye de hırpalarsın. Tabii. Adam da öyle bir tip değil. Yani böyle. Acayip bir tip. Seni değişik bir hareket yaptı, anlayamadım ben bu adamı. Anladın mı? Hani böyle bana pis bakmıyordu, şey yapmıyordu. Tabii canım, iyice. Öyle olsa ben de başka türlü oluruz da. Biz de zeytinburnu çocuğu sikertirdim de ben onu. Ona 4 tane anahtar takarım, bir daha yürüyemezdi. Ne oldu lan bir anda? Öyle olsa ben de yani, kusura bakmayın da. O da sıcak. Yener, muazzam bir adamsın yani. Ya, evet, gerçekten öyle yani. Valla. Sen peki
Buzucuğum, eski eşinle Yener bir arada olduğu zaman normalden farklı mıydın, bir tık daha gergin miydin? Yok, yani gayet rahattık. Tamam. Yani. Hiçbir problem yoktu. Onun hayatında kimse var mı? Onun var galiba, tamam. Galiba. Tamam. Yani bilmiyorum net olarak. Sen bu iki yıllık kızı biliyor musun? Kim? Ya biz bir gün Mesut oturduk, Barcelona'daydık hatta. Bir akşam oturduk, biz bütün eskileri açtık, konuştuk, koyduk masaya. Sohbet ettik, anlattık. En son hepsine teşekkürler, iyi ki girmişsiniz hayatımıza falan dedik. Bu manyaklıkları yaptık. Öyle mi? Yani onlar o, yani o ilişkiler olmasa bozulmasaydı biz bir araya gelmeyecektik. Hem öyle hem de biz... Şükürler olsun, saçmalamışlar. Şükürler olsun... Ya da hani... Ne biçim program oluyor, ben bugün anlamadım. 10 dakikada şükrediyor Allah'a bakıp. Tamam edelim, hepimiz edelim de yani. Tamam. Yani bize öğrettikleri ve kattıkları şeyden sebep... Biz evet. Birbirimizi bulduğumuz zaman neye sahip çıkmamız gerektiğini daha iyi anladık. Aynı güzel ifade ettin. Öyle evet. Söyleyeyim. İnşallah sizin hayatınız sonra girecek olanlar da size teşekkür ederim. Teşekkürler evrim, bu güzel adamı bana bıraktığın için. Tam 5 anahtarım var, Allah senden razı olsun. Bir ev bir de araba aldı, 2 tane anahtar koydu. 5 olmuş anahtarlar. Abi her şeyi konuştunuz saatlerce, teşekkür evet. Ettiniz. Bir daha da o konu açılmadı hiç. Yok, yani yok, ara ara böyle canımızı sıkan, bak o da böyle yapardı, böyle davranırdı filan. Ama bir şeylerimiz açılmıyor, yani o şeyle açılmıyor. O hislerle açılmıyor. Ha, konuşuyoruz, geçiyor. Senin programında oluyor ara sıra. Biz oturup böyle psikopat gibi senin şey bölümlerini seyrettiğimiz için. Hı-hı. Orada bazen bak diyoruz hani manipülatif, toksik bir ilişkiye benziyor falan gibi ara ara böyle öyle mi? Tespitlerimiz oluyor. Ama tabii bir şeylerde yorum oluyor, yapacağız canım izlerken. Yani işte yapıyoruz ara sıra. Tabii. Zaten izleyip geldiniz çok belli yani. Acayip izlersiniz. Hem de ne izliyoruz ya? Kafayı yedi. Biz bir aydır sürekli... Ya, ya şöyle binç... Ben yokum orada, hayır efendim. Şuradan bir anahtar çıksan boş şaşırsınız ha. Hello. Hello. Hi. Good. You? I'm great. Thank you. İlişki testi İngilizce yapacağız. Ne soralım? Ha dur senin şu 3 anahtarı sorayım. Böyle bir şey var mı orada? Where from now? I'm from England. My name is Rosa. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Mesut Rosa. Our couple show and my friend now here. Now here. This man give your husband yok. Darling, tell me, wife. Gave your wife 3K key. Key mi? Keys. Three keys. One of keys. Key. One of keys. Kolye ne kolye İngilizce? Necklace. Necklace. Oh, necklace. And ucunda three keys. Şimdi yapamayacağım. Three keys. Okay. And say to her, one keys. Meaning that brain. Mind. Şeyden hatırla, a beautiful mind. Mind. One key, heart. Meaning heart. And one key, hadi bakalım uç kuru çevir. Bu saçmalığı dünyaya anlat. Bu saçmalığı anlat bakalım dünyaya. One key, meaning of? Private key. Özel anahtar. Onu anlamaz oğlum. Üstteki çok ironik söyledin. Metafor kullandın. Sexual key. Sexual. Oh, and, got it. And he said that your wife, these keys belongs to you. How? What about think? when you get married, so you exchange keys. It's a necklace. Maybe you exchange keys when you get married. Necklace. Only necklace. It's a present. Three keys. Okay. And man gave her. Okay, I don't know. I give up. Can you give me the answer, please? Ne dedi? Soru neydi? Cevabı istiyor. Cevap mı? Your connection is busy. Busy mi? Are you married now? Yes, yeah. Be happy. Yeah, sure. Don't worry. Of course, yeah.
Okay. How many years have you been married? I've been married for 11 years. 11 years. But you look like very younger. Hiç inanmadan bana. Taş çatlasın. Desene taş çatlasın. İngilizce. Necklace diyeceksin gene. Sen bir tane kelime biliyorsun oradan. Taş stone. The mo... Stone. The çatlamak ne? Crash. Crash. Oğlum niye bağırıyorsun? Cak cak orada duracak. Neymiş abi? Stone cracks. Cracks. O da iyiymiş. Ama o Türkçe bir deyim. Anlamayabilirim. Okay, olsun olduğu kadar. Stone cracks. You are 24 years old. I am sure. Very kind of you to say so. That's a kind thing to say. Thank you. Son bir tane bir şey soralım. Çok güzel oldu. First time you look into the man. Ne diyeceğiz? Erkekte neye bakarsın önce? What do you look for? What do you look for? Ulan öğrenince ne kolay ya. Hemen de özgüven geliyor. Stone crack. What do you look for to man? Sayalım. Neler? Sırt ne sırt? Back. Back mi? O geri ya. Geri tuşu o back. Doğru like back. Face. Face or back or... Dance. Or dance or noise or lips or hepsi söyleyeceğim. Ear or finger, leg, shoulder. Anasını anlattım İngilizce. Evet. Well, it's a good question. Actually, I would say it's more about the personality, about somebody kind, somebody respectful. Only physical, ablacığım, physical. maybe a kind face, nice smile, maybe. Nice smile. Good eye contact. Sincere eyes, maybe. Ne eyes? Samimi. Samimi. Sinsi dedi oğlum. Sinsi gözler demedim ya ne dedi. Sinsi dedi. Hep beraber buradaydık. Sinsi dedi. Hepiniz oradaydınız lan. Sinsi dedi. Samimi. Ne dedi? Samimi, sincere. Sincere, pardon. Sincere. Desene ya sincere. Rosa. Sincerity, yeah. Rosa, you are very kindly. Bütün şakaları kaldırdın diyeceğim şimdi. Your healthing... Our all of jokes. Oldu mu? Oğlum sen benimle kafa buluyorsun gibi acık. oldu. Thank you for everything, Rosa. It's my pleasure. Very, very good connection with you. See you later. Last question. After 11 years, there is any romanticism? Lots. Actually, maybe the same or more than in the beginning. Neydi? Öncekinden daha da fazla diyor. Önceki yani ilk başladığından pardon. Your second marriage anlamamış işte tam. Thank you for very much. Bir iyice ben. Benim İngilizcem gitti sıfır noktasından aşağı gitti ya. Thank you for very much. Be birader. Thank you very much. Good night. Thank you. Okay, goodbye. Bye. Koca alkış hocamıza. Hanımlar beyler. Cambly bir aplikasyon. İndirin. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerden İngilizce öğrenin. Ve benim gibi perişan olmayın. Cambly'de %55 indirim devam ediyor. Ve sınırlı sayıda. Kodumuz var. 55MS. Arada E yok. M küçük, S küçük. Ayrıca bu kodla 55MS ile ilk ders ücretsiz. Deneyin, İngilizcenizi geliştirin. Hanımlar beyler, ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Aslanlar ve programın şurasında söyleyebilirim ki yeni sezona harikulade bir çiftle nefis bir bölümle başladık. Bundan sonrası bok gibi olacak. Hocam, kirada mısınız, evsiz mi? İlişki testinde yeni bir soru. Evsin mi? Evsizim. Nerede? Sarıyer'de.
Bu ilk gelen o en fukarada gelir her zaman. Sarı yere wow! Bunu da izleyemeyeceğiz, bunu da kaçırdık. Evi kim aldı? Evi babam almıştı çok çok önce. Yani... Evet. Yener'cim. Muhtemelen... Evrim Yener demiş ki, al bu da babamın anahtarı. Yener'cim rahat rahat uyuyor mu ya evde? 0 lira kira vererek altınlar, ruh eşleri... Çok rahat uyuyorum. Tamam. Uyuyacaksın tabii ya. Bir evin bir güzel kızını almışsın evet. Evet öyle. Ama baban şimdi çıta yükseldi. Baba... Mesela şimdi ben... yükselteceğim durumu. Tabii. Ne yapacaksın? İşte... Bilmiyorum diye. Ne yapacaksın? Ne bileyim böyle bir bahçeli bir ev falan. Ha, ev alacaksın. Hedefim İnşallah. O. Valla var mı böyle birikmiş kârlı köşede? Hiç yok. Hiç yok. Hedefe bak. Kaç para var? Sıfır. Bahçeye var. Ne zaman alacağım bilmiyorum. Onu bana sorma. Önce bir anahtarını alayım sonra eve bakarsın. Anladım. Hedefi koydum ama. Koydun? Koydum. Abi insan önce hedef. O kitapta da yazar bak. Yalan söyleme. Hedefini koy. Hocam Evrim dünyanın en güzel kadını mı? Dünyanın en güzel kadını. Hayır çok güzel bir kadın da şimdi. Dünyanın en güzel kadını. Dünyanın en güzel kadını. Ya şöyle... Margot Robbie kim? Benim dedem mi Margot Robbie o zaman? Ya Margot kendine göre bir hanımefendi. Margot mu? Ben Margot. Sen Amerika'ya tanışıyor muydunuz Margot'la? Yok. Ha okey. Kaç veriyorsun Margot'a? Ben de hemen alıştım Margot demeye. Ben... Margot'u gerçekte görmediğim için... Ekrandan kaç veriyorsun? Ekrandan 8,5-9'u var. Margot'un. Evrim kaç? 10. Biliyorum formata aykırı bu arada onlar mı? Estağfurullah. Format monat yok. Sen ama kataraksın benim... yani. Ben formattan geçtim. Senin göz kusurunu anlamaya çalışıyorum. Astigmat mısın? Nesin acaba? Hipermetrop musun? Çok yakınsın şu an. Ya şöyle... Emin değilim. Bir gözlük ver bakalım çocuğa. Aslında şöyle bir şeyim oldu benim. O hani bir 2 senelik bir ilişkim vardı. Ondan ayrıldım. O kız güzel miydi? İyiydi. Ana bir şey derken dans ediyor. Mükemmeldi. İyi kaçtı o mesela onun evet, üzerinden onun fiziken? Evet onun kaçtı. Sor kız. Sorayım mı? Soracaksın tabii ya. Biz onları konuşmuş da bu güzellik mevzusunu konuşmamış. Evet. Kaç veriyor onun üzerinden? Yani bir 6,5-7 diyelim. Atıyor. Atıyor tabii. Kesin. Canım. Politik cevaplar bunlar. Yok şöyle ben o ilişkiyi bitirmiştim. Sonra bir boşluk bir dönemim vardı. İşte daldan dala konuyordum. Güzel ifade etti ha. Mesela yine anahtar burada, büyük anahtarım kendimde. Ya şeydi, aslında, çapkın bir dönemim vardı. Ya çapkınlıktan ziyade hani böyle birisiyle tanışayım modundaydım. Hani bir şeyleri paylaşmayı çok istekliydim. Sen evet bizim gibi değilsin ya, başka bir bakış açım var. Sen daldan dala konsan da yarısıyla sevişmemişsindir ben eminim. Yok aynen. Ağlıyormuş hatta sonra. Yok şöyle oldu zaten. Kim ağlıyormuş? Neden? Yani bu... Yok şöyle oldu işte bir gün geldi. Allah sen bir dur. Ya işte ben bunu yedirir miyim ya program için? Niye ağlıyormuş? Ben de anlatıyorum. Anlat. Niye ağlamış? Tamam. Evet. Ben anlatıyorum. Sen de onu bana açık zaten. Ben onu anlatayım. Ha tamam. Sonra bir gün geldi çattı böyle geldim eve işte yemek falan yedik herhalde. Yattım yatağa böyle ağlıyorum yürüyün. Eski sevgili. Yok. Takıldıklarından. Evet, takıldıklarım. Tamam. Ya diyorum ben ne istiyorum? Ne istiyorum diyorum. Ağlıyorum yani. Şimdi Türk erkeklere de döveceğim de zamanını bekliyorum şu an. Allah'ından daha ne istiyorsun? Ben ne istiyorum? O kadın, bu kadın. Son bir haftada 54 tane meme gördüm. Ben ne istiyorum? Gerçekten hani... Gerçekten mi? Çok güzel. Çok büyük bir sayı verdim. Gerçekten diyor. Evet. Ya konuşuyorum, tanışıyorum ama o şey enerji, o hani evimde yakaladığım şeyi arıyormuşum aslında. Sonra dedim işte yattım, ağlamışım falan. Oh God dedim, God. Oh God. Oh my God dedim, İngilizcemde var. Necklace dedim, necklace. Evet. Sonra dedim ki ya benim gibi işte boyu boyuma, benim gibi güzel, seksi. Allah'a da narsistlik tam olmamış yani karşıya. Onunla şöyle... Bana bir bak kusursuzsun tabii. Aynı benim gibi. Aynı. Tıpkı. Yani şöyle şey, bir ilişkide bir olumsuzluk teşkil etmesin diye. Yani ikimiz de denk olalım dedim.
Sonra dedim benim gibi sanatçı olsun, sesi güzel olsun dedim. Dedim saçları da kıvır kıvır olsun dedim. Kadın fön çekmiş değil mi bu? Tamam. Sonra yaklaşık bir hafta 10 gün sonra o partide Evrim geldi. Kıvırcık saçlarıyla. Güzel gülüşlü, boyu boyuma. Seksi. Siz bir kıpraşmadan duramıyoruz mu? 1,5 saattir internet gibi karşımda ya biri oynuyor ya biri oynuyor. Baktım geldi. Tabii hani ilk görmede de bir şey yani. Görmede beğendim. Ama sonra konuştukça şeyi idrak etmeye başladım. Aha bu hani... Allah'a söylediğim şey. Aynen. Yani Tanrı'nın varlığının kanıtı oldu Evrim bana. Sakin hocam, sakin sen. Agnostik bir yerden şimdi mi ikna oldun yani? Yıllardır düşünürdüm var mı diye. Gerçekten şok edici bir deneyimdi. O yüzden anladım. Kuralı kırmak istiyorum. Evrime 10'da 10 veriyorum. Bokumu kırarsın ben de sana söyleyeyim. Gerçekten... Hocam, dur ya. Fiziken küçücük bir şey vardır ya. Vardır ya. Çok düşündüm ya yani. Ya bu arada buraya katılacağımız biri böyle çok gelip düşündüm. Bakıyor bana. Gerçekten mi? O da güzel. Yani şöyle hani... Abi diyor ben bulamıyorum ya falan. Hani şöyle gibi. Fiziksel olarak değişmeyecek bir şey değil ama hani... Geliyor. Gel. Popo. Yani popo bölgesi şey olabilir, çalışılabilir. Ama şimdi tabii abi. Tamam abi ne güzel. Herhalde ya. Tamam anlaşıldı. Popoya tonaj. Popoya tonaj. Ama şöyle dedi yani böyle basketbol topu gibi bir şey de bekleniyor. Tamam hayatım sipariş de geldi. Sakin sakin. Alo hayatım tenis toplanabilir misin tenis toplanı? 4 tanesini alt alta koy. Tam o. Hani böyle ton. Tonlanma. Tonsuz da değil bu arada. Yani evet. Ne demek? De... Ben anlamıyorum bunların ne konuşuyorlar şu an. Biraz bana çok klas konuşuyorlar. Aklı vermiyor benim. Bir poponun tonlanması ne demek? Var mı bile? Ya bu Brezilya gibi bir şey. Brezilya ama gene hatların çok güzel. Sadece şey diyorum hani... Azıcık da anlat be. Ne demek abi tonlanma? Sıkılık. Ha, tamam işte. Sıkılık. Spor yapsın daha sık olsun. Tabii. O kadar. Ama yine de... Spor da yapıyor da... Hani... Öşmerim gibi diyebilir miyiz rahatlıkla? Keşkül gibi daha çok. Keşke değil mi o? Anladım. Evet. Evet. Ama yine de 10 diyorsun. Yani o senin için herhangi bir puandan götürmüyor. Tabii. Yani çünkü o değişmeyecek bir şey değil. Hani o... Hani squat'a başlasan squat. Her gün 10 squat yapsan... Bu arada yapıyorum ya. Pilates falan da yapıyorum. Ama pilateste de... İstediği şey olmuyor. Ne yapacağım ben? Sen de ne tatlı. Vallahi buraya kadar sempatik geldin de senin istekleri de bitmiyormuş ha. Vallahi billahi. Pilates yapıyordu biz. Onu mu dedik sana? Yok. Gayet beğeniyorum ben. Tamam. Ama işte bu ya bak ne güzel. Aynen. 10 vererek nefis bir cevap vermiş oldun. Evet. Formattan da çıkmamış olduk. Teşekkürler. Bir dahaki buluşmamızda traktör çekeceğim popomda. Traktör mü? O ne demek? Neyse çok saçma. Oğlum ne konuşuyoruz ben anlamıyorum sizi. Hayır anlatacaksın evimciğim. Ne demek traktör çekeceğim? Yani öyle sıkı bir popom olacak ya. Böyle traktörü falan çekebileceğim ama ya anlamıyorum. Çok saçma. Aklıma bile gelmedi yani. Buraya gelse... Hayatım başka bölüm çekiyoruz. Gider misin şuradan yani? Hani Maraş dondurmasıyla yapılıyor galiba değil mi? Neyse. Yine ne yapılıyor Maraş dondurması? Hani ben şu anda bilmece gibi program içindeyim. Ne söyleseler açıklatıyorum. Çünkü anlamıyorum ama bakayım. Ne demek Maraş dondurması? Öyle bir test yok mu? Maraş dondurmasını tamam. Bağlıyorlar böyle. Tamam. Nereye? Hani o... Popona. Günah bir kere lan nimette yapılmaz o ya. Kesin Amerika'da da olur. Türkiye'de sikertilir adamı valla yaptırmazlar. Traktör ortada değilmiş. Dondurma, hani ne kadar kıvamlı olduğunu... Çok kafa karıştı. Kadın, şu an Evrim bu hikayenin neresinde bu deneyin? Sen yoksun. Traktöre ne bağlıyorlar? Ben bunu öğrenmeden ne yapıyorum programa? Ne bağlıyorlar? Traktör Maraş düşün. Dondurması. Tamam. Maraş dondurması kancalanmış. Tamam. Maraş dondurması da bir yere bağlı. Onun kıvamını ölçmek için... Çekiyor. Tabii Maraş, traktörü sürüyorlar. Kopmuyor. Yani kopmuyor gibi bir durum. Öyle bir poposu mu olsun Evrim'le öyle mi istiyorsun? Evrim'i bağlamış traktöre. Onu da bir yere bağlamış. Traktöre binmiş. Ay bir traktör.
Kaskesi de takmış. Rezil olduk. Yok, traktör değil. Ben bulaştırdım. Ay, çok güzel oldu abi valla. Kuzucuğum bak şimdi sana bazı oradan oklar geldi, salvolar geldi. Senin buna böyle sessiz kalmaman lazım. Bu adam dünyanın en yakışıklı adam mı? Valla ne diyeyim ya, görüyorsunuz işte. Çok yakışıklı değil mi? Abartma la. Yani. Yok ya. Ya ben de böyle düşündüm taşındım. En son şey buldum Mesut. Ayağın altı çok acayip. Ne var ayağın altında? 4-5 tane yapışık anahtar. Erik çekirdeği, karpuz çekirdeği 3-4 tane anahtar var. Ya gerçekten ayağın altı apayrı bir dünya yani. Ne demek o? Ya delikler var, nasırlar, bir şey çirkin yani. Ayağın altı çirkin. O demek ki çok çalıştığını gösterir mesela. Yok. Tarlalarda çalışmış aylarca. Tabii öyleymiş gibi, doğru. Ne var abi ayağın altında sence? Ya şöyle bir şey var. Hani nasır falan var yani, o şey değil de. Bir de böyle bir sendrom yaşıyorum ben. Nedir? Böyle dermatoloğa da gittim. Böyle tamam. Delik delik bir şeyler var. Yani böyle vücudum fazla deri üretiyormuş galiba. Tamam. Böyle bir nokta nokta bir şeyler var gerçekten. Ya böyle böyle sıyırmışlar kötü her şeyi şırap ayak altına yapıştırmışlar gibi adamda. Çünkü hiç bir fantezi dünyaları var anlayamadım. Ha daha yakışıklı mesela yani vücudu, kusurları musurları. Almış böyle. Paketlenmiş. Benim bu burnumun kemerini senin ayağın altına yapıştırabilir miyiz ya? Gel bakayım biraz, getir acaba yani. Laps diye yapıştırmış. Oh, mis gibi hokka gibi burnunda geziyor. Rahat. Enteresan bir şey var bu arada, evet. Garip. Ama delik değil tabii o. Yani delik değil. Fazla ama deri üretiyor ne demek? Öyleymiş, ben ilk defa duydum. Ellerinin içinde de. Mesela çok bulaşık yapınca ellerimde de pıtır pıtır çıkıyor. Bulaşık yıkayınca. Bak şurada bir şey var. Ne çirkin bir hale geldi program şu an ya. Nerede lan? Şurada nokta nokta bir şey. Atacağım dur bakayım. Görüyor musun? Yok abi, bir bok yok oradan bırakıyorum şu an. Hiçbir şey yok yani. Normal bana elinin içini gösteriyor. Hiçbir şey yok ya. Ayağı da böyleyse bir şey yok demek yok, ki. Yok yok, ayağı fena. Kameraya doğru aç bakayım çıplak ayağı şöyle. Şu laps diye göster. Yok ama evet, ayağımın alt katılıyor. Sen de 10 veriyor musun yere? Veririm. 10-10. Görmez verdim. Şimdi formatımızda 200 tamam. Bölüm bozmadık. 9 ver. 9 ver. Sen de 9 ver. 9. Eğlediniz beni şimdi. Güzel oldu. Tabii. Peki en beğendiğin fiziki özelliği Evrim'in? Evrim, ben gülüşüne çok çarpılmıştım gerçekten. Çok orijinal bir gülüşü var bence. Fiziki le? Fizik değil mi? Fizi. Gülüş biraz daha böyle ruh da barındırır çünkü. Evet. Ha. Ama işte. Ha mı? Deminden beri bana şöyle ressamın böyle romantiyim. Gülüş ruh barındırır. Ha. Hele hele. Bence işte dudakları. Heh. Dudakları. Şimdi ne oldu? Peki dudaklarını mesela sen madem böyle ressamsın, sanatçısın. Hı. Dudaklarını dudak demeden tasvir et bakayım. Neye benziyor dudakları? Ben hep işte şeyi, o tanıştığımız güne gidiyorum. Böyle şeyi düşün. Çöldesin. Soğuk. Geliyordu bakalım, geliyor gene. Traktör var bir tane, dondurma var. Çöldeyim. Çöldesin, soğuk. Ateş de yok. Sonra böyle güneşin doğduğunu görüyorsun. Ve böyle ısınmaya başlıyorsun. O anda elin gülümsüyor. Anlıyor musun? Güneş gibi. Böyle çok boş bakınca biz... Anlıyor musunuz şu an beni? Aklınız yetiyor mu şu an benim tasvirlerimi anlamaya? Bir şey anlatıyorum. Ya çölde güneşin doğuşu mu? Çölde güneşin doğuşu. Gülüşü. Evet. Sen kızım en beğendiğin fiziki özelliği kocanın? Ben gözlerini çok seviyorum. Ben ilk gördüğümde de böyle diyorum. Allah'ım diyorum, bunun içinde insanın gözünün içinde iki ışık vardı. Ya adamda 7-8 tane ışık varmış gibi. Işıl ışıl. Bunlar iki tane kör. O ona 10 veriyor, öbürü ona 10 veriyor. Kimsenin kimseyi gördüğünü düşünmüyorum ben yani. İki gözlük verelim, sabah boşanırlar ben sana söyleyeyim. Gözünü tasvir et bakayım gözlemeden. Gözlemeden. Ya nasıl tasvir edeyim? Ya şey geliyor aklıma. Hani böyle ilk çocuğu daha ilk defa kaydıraktan kaydırırsın da böyle bir hissi vardır ya. Hani ilk defa kaydıraktan kayma hissi gibi yani. Anasının mi hissi mi, çocuğun hissi mi? Yalan mı lan? Yani şimdi anne bir korkar bu düşecek bu mal diye. Çocuklar lan beni nereye koydular diye bir korkar. Götüm kırılacak diye korkar. Ben de ben ne
yükseliyor. Hangisi bakıyor. Ama? Çocuk. Çocuğun hissi böyle, ha çocuğun böyle bir hissi. Şey akar. O böyle hani bir yükselir ya. Ha. O böyle bir karma hissi gibi. Yani gözlerine baktığında. Gözlerine baktığında böyle. Uzun uzun bakışıyor musunuz? Üf. Çok. Harbi mi? Oluyor bazen. Her evet, şey konuşmadan. Ya sözsüz evet, biz evet. Bayağı konuşabiliyoruz. Siz delirmişsiniz o sözsüz konuşma değil. Akıllar gitmiş. Biz de. Çay koy lan. Şey sorabiliyor muyuz size? Konuşabiliyoruz yani. Ne yaptın sen bana az önce? Ne dedin sen şimdi? Aynen öyle bir şey. Ne dedin ya? Ben anlayamıyorum sen. Nida ile bana şey sorabiliyor. Sor. Sen beni seviyor musun diye. Sor bakayım Nida ile biz de anlayalım. Siz 6 yaşında olabilir misiniz ikiniz? Kocacığım diyor musun? Diyorum. Karışım. Diyorum. Ana evet, ne güzel. Aşk sözcüğü var mı aşk sözcüğü? Ya var. Ya biz böyle o hayatımın aşkı. Dünya güzeli. Ha. Hayatımın aşkı. Boyu boyuma. Huyu huyuma. Böyle şiir gibi bazen evin içinde böyle salak salak dolaşıyoruz. Sen ona? Yani işte karşılıklı. Karşılıklı. Yani dünya güzeli diyor. Hayatımın aşkı diyor. Boyu boyuma diyor. Huyu huyuma diyorum. Bir berber bir berbere. Gel beraber. Bir berber. Aynı kafa değil mi bunlar yani? Al şu takatukuları takatuka şeyi götür. Diyelim Allah muhafaza. Bir sebepten ayrıldınız. Kim ayrılmış olabilir? Kim bir tık daha yakın? Bir gıdım. Yani bence evim neden olabilir. Çünkü ben hayatta bazı hedeflerime daha ulaşma evresindeyim. O şey korkum var yani hani. Yapamadı ya bu falan deyip gideceğimi mi düşünüyorsun? Bana baktı, oyunculuk yaptı. Döndü adama normal sesiyle soruyor. Yok. Gerçekten mi? Aslında bu benim korkum. Evrim öyle bir şey yapmaz. Yani onu, ilişkimiz onu gösteriyor zaten. Ama mesleki standardın ne önemi var ki ilişkide? Hiç. Ya bu da toplumun aslında şey. Evrimli bir şey ya. Burada evet yani. Bu tabii, toplumu tabii. Öyle diyor işte sen böyle adam olamazsan işte her şeyini kaybedersin. Falan gibi herhalde şimdi ya, anlamaya çalışıyorum. Aynen ataerkil bir hani ailede büyüyünce o tip korkular var. Ama tabii ki ilişki yaşadıkça o korkulara kapılıp gitmiyorum yani. Anladım. Yavaştan toparlayalım. Çok güzel bir oldu böyle ufaktan diyorum. Teşekkürler. Sence Yener bu hayatta senden daha iyisini bulabilir miydi? Kim yani. Boğazını temizledi? Şimdi azıcık zorlansınlar hadi bakalım. Öyle mutluyuz böyle güzeliz. Ya tabii bulur ya. Kimseye yani böyle mükemmel diye bir şey yok. Vazgeçilmez diye bir şey de yok. Tabii ki bulabilir benden daha iyisini. Öyle mi? Olabilir tabii. Neden olmasın? Bulmasa iyi olur tabii. Ya canım aldı. Ne olur böyle şeyler aklına getirme. Ya bulursa senin yüzünden pezevenk. Olabilir yani. Anladım. Genel, evrim senden daha iyisini bulabilir mi? Bence... Çok şey düşünmüyordum ama düşündük. Yani şimdi evrim dizileri böyle 80 ülkeye falan satıldı. Böyle İspanya, İtalya falan. Böyle bir korkusal hani. Daha iyisini bulur diye. Daha iyisi derken benim gibi anlaştığını bence bulamaz. Mümkün ama mi? Böyle hani fiziksel falan konuşuyoruz ya. Ha. Yok. Ben ona ilişki olarak diyorum daha iyisini bulabilirim. Bence bulabilir de istemez. Peki bastı gitti evrim dedin ya o belki bir tık daha gitti. Bastı gitti. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin? Bir de sen nerede kalacaksın? kaç zamanda kestirmesi zor da ben etkileniyorum işte. Evet. O çukura girip. Senin ruhunu ben anlayamıyorum. Sen çok zarif bir adamsın, ince bir adamsın. Bir sene sürer mi? Şu haline gelmem, bir şu tatlılığına gelmem. Ya bu küllerinden yeniden doğar, bu zümrüt anka kuşu gibi ya. O böyle bir şey olur, hemen toparlar, akıştadır yani. Akışı öyle mi? Bence aslında öyle. Aslında yok, onu oynayabilirim. Yok. Hani böyle bir toplum ortamına girdiğinde, yani onu bir süre yapabilirim. Ama o kalp acısı, canısı. Ne kadar süre? Süre işte ya, en az bir sene sürer. Valla? En az. Sen kızım? Bastı gitti. Kaç zamanda toparlarsın? Yani zor olur ama yani gene herhalde dediğim gibi öyle dışarıda eğleniyormuş, coşuyormuş falan takılıyormuş da ama kalp acısı uzun sürer. Gene bir 6 ay olurdu yani. Bayağı sürmüş hayatım tabii kalp acısı. Hangi aydayız biz? Ağustos'ta, Ocak dedi mi? Sen tamam zaten o zaman.
yok. Yok uzun sürer. Ya o aslında şeyi neymiş 20 gün değil mi? 21 gün mü? 21 gün. 21 gün görüşmeyince aslında o bağımlılık. Bağımlılık yani o hayır o da işte insanla da ilgili bir şey. O, unutabiliyor aslında insan. Doğrusu bu. Sen şimdi ne diyorum acaba? Estağfurullah. Yerelden ayrıldın 21 gün sonra aklına gelmez mi? Yok gelir. Şey olur mu? Adı neydi? Neydi? Bir çocuk kalıyordu bizde. Neydi? Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? İkimiz de pek değiliz ya. Hiç mi? Ya arada kıskanırız da bir rahatça söyleyebiliyoruz öyle bir şey. Ha. Evet evet öyle bir. Ben seni kıskandım falan. Karşı tarafta da o canım benim sen beni mi kıskandın falan deyip böyle sarıp sarmalıyor. O küçük zaten kıskançlık çok küçülme hali ya. Onu böyle tamam iyileşirsin, iyileştireceğim ben seni diye aldığı için artık önemsizleşiyor o şey duygunun kendisi. Çünkü daha önce benim hep yaşadığım bir şeydi yani. İşte kıskanıyorum dediğim zaman ne alakası var, manyak mısın, ruh hastası falan hep böyle şeylerle maruz kalmıştım. Hmm. Yeni Ali'yle tanıştıktan sonra ben işte bundan rahatsız oldum dediğim zaman canım benim öyle mi oldu deyip iyileştirmeye çalıştı. Peki kıskanmanı gerektirecek bir şey yapıyor mu? Yok. Yoksa hayır. Bu cümlelerden ne olacak? Yok yok. Gitmiş öbür kızı öpmüş. Canım benim ben seni iyileştireceğim. Gel ben seni iyileştireceğim. Bir şey yok uyuduk gel bir şey yok gel. Gel senin ilacın ben de gel ya. Senin anahtarın ben de bir kere bir gel ya. Bir şey yok. Yani bir şey yoksa tamam iyileştirsin de her boku karıştırıp. Yok yok. Bu cümleleri yeme yani. Yok öyle bir şey de yok ama. Ya o tip deneyim ben de yaşadım. Hani setinde falan mesela şimdi isim vermeyeyim de. İşte evimin saçını olur. Almış böyle yapmış çocuk. Tamam. Gel gel. Şimdi... Lan! Yener ben o tabloları götüne sokarım senin abi. Sanatçı bir yanda çoşsa ya. Tamam. Böyle yapmış işte. Biliyorum bu da bir şey diyememiş çocuk. Almış saçımı böyle yapmış. Selfie'yi çekmiş. Belli yani. Tamam. Şey oldum böyle içeriden tabii. Yani şu an anlamıyorum ben seni. Rahatsız oluyor şu an. Bir şey yapıyor şu an. Rahatsız oluyor. Bir fokurtular başlıyor. Ya dedim bu fokurtular böyle buraya kadar gelmeden kıskandım yazdım nokta yolladım. Vay WhatsApp'tan. Aynen. Cevap ver ne yazdın? WhatsApp'ta değil Instagram'dan. Instagram'dan. Canım benim. Her şeyin story'nin altına. Aynen aynen. Açıkta mı DM'den mi? DM'den. Tamam. Açık açık. Sonra açık açık çünkü şey olur. Evet. Yani. Sen ne cevap kötü yazdın? Kötü olurdu. Ha? Canım benim senin ilacın ben de öyle mi yaptın? Pis, evet pis. Değişik hareketmiş ama yani. Bir şey yok aslında arkadaşım. Yani ben de çocuğun piş yani... Onun şeyinden rahatsız. Enerjisine verdim. O bir şey yok. Devam eden bir dizide mi şu an bu çocuk? Yok yok o eski. Yok, yok. Çok eski. Eski ilk hikaye. Zaman, ilk zamanlar. Yayınlarız ha buralar evet, bak. Bir de ilk zaman. Ondan sonra vay efendim yok, bilmem ne. Önemli bir şey olmaz. Yani şimdi görsem kakara kikiri olur. Aynen zaten. Aynen. Ha, kendin yapıyor bu zevrimi saçın. Al bakalım şöyle. Anladım. Puanlayalım. Çok güzel bakıyorlar. Ne olur güzel puan verin ne olur. Ama bakın ne kadar tatlı bir çiftsin falan. Hayır efendim böyle manipüle edemezsiniz ya. Şaka. Çağdaşlık. 10 diyenler o desin. Tabii abi. Büyükten ne olacak gayet. Adam da çok net. Bu arada çağdaşlığın içinde bu da girer yani. Evet. Duygunu içinde büyütmeyeceksin. Tak mı söyleyeceksin? Aynen. Eski eş mi var? Geldi, aminlem geldi. Eski eşi var. Sorsanız eski eşi. Ne olmuş o eski eşi? Oturmuşlar hep beraber laflamıştı. Daha ne olsun? Onun çağdaşlığı. Ha anladım sen. Affedersin ya aminlem dedik. Buraları böyle aminlem kısmını koyayım. Öyle senin cevap verdiğin yerde koymayız. Olur biter kafam rahat olur. Bir tanesi. Sadakat. Allah'ım çok yalnızım ben. Çok fazla sevişiyorum. Ne olur artık. Yak ya yalnızken olur. Senin çapkın bir oldu mu? Benim mi? Hep yapmaya çalıştım. Ha, bazı bedelim. İnsanlar böyle uzun ilişkilerde evliliklerden sonra bütün dünyaya takılacağım diye yola evet, çıkıp öyle. İlk bulduklarıyla bir tane daha uzun ilişki yaşıyorlar. Evet yani öyle olsun. Sağ mısın? Evet. Gerçekten mi? Hep uzun ilişki. Sadakat 10 diyenlere o desin. Şimdi yeni sezonun ilk bölümü Boğaz'dan başlamış olduk. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Nidalarla anlaşılıyor. Daha ne yapsınlar yani? Türkçe'ye ihtiyaç duymuyorlar. 9,5 ve üzeri diyenler o desin. Harika bir bölüm oldu arkadaşlar. Ay, İyi ki geldiniz. Vallahi iyi ki. Ne var ne yok açık yüreklilikleri anlattınız. Kırptırmazsanız hepsini yayınlarsak. Her şey.
bir izliyorsunuz YouTube'da 16 dakika. Hiçbir şey yok. O kızar, astrologlar kızar, bıyıklı kızar, babam kızar. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın arkadaşlar. Alkışlarla! Hanımlar, beyler, Deniz Dedir'in ilk bölümü 8 bir bölümle sona eriyor. Başladığımız gibi bitirelim. La la la! La la la! Görüşürüz, bay bay! Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki geldiniz.